Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Yeni evin videosunu atmıştım. Eğer onu izlediyseniz evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Şimdi ne yapıyoruz? Eve komple bir alışveriş yapıyoruz. Mutfağı ağzına kadar doldurmaya gidiyoruz. Öncesinde bir Türk marketine gideceğiz. Oradan kahvaltılık, mahvaltılık ne varsa döşeyeceğiz birazcık abur cubur. Ondan sonrasında ise Amerikan marketine gideceğiz. Bu arada nasip olursa spora da başlayacağım. Protein tozu, birazcık sporcu ağırlıklı, birazcık normal insan gibi ev alışverişi, hem öğrenci evine bekar alışverişi, meyvesiz, hepsiz, her şey var. Saat şu anda 4 olmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi hava inceden kararmış. Çünkü Chicago'da kış aylarında hava 4-38 sularında kararıyor. Türk marketi buradan 40 dakika uzaklıkta. Hadi o zaman arabamızı atlayalım. Türk marketine doğru. Oğlum diyemiyorum lan. Türk marketine doğru gidelim. Arkadaşlar şu anda Türk marketine geldik. Bu arada şu bayrağımız da gerçekten orada çok güzel duruyor. Burası hem toptan satan hem de kişisel olarak alışveriş yapabileceğiniz bir market. Buranın fiyatları gerçekten bayağı bir ucuz diğer Türk marketlerine nazaran. Şu an yanımda bir önceki ev videomu izleyen, hani o küçük odanın sahibi olan bu arkadaşımız yeni geldiği için, biz de evin papaz olduğumuz için ona bu odayı... Talha kardeşim var. Kendisi buraya Work and Travel programıyla geldi. Talha, sen kendini biraz tanıtmak ister misin bize? Türkiye'de ne yapıyordun? Buraya ne zaman geldin? Ya öyle deneyim. Utandı. 23 yaşındayım. Tamam. Türkiye'de ne okuyordun? Ben mimarlık bitirip de geldim. Bitirdin de geldin. Aynen öyle. Ben de yeni haberim oldu. Bitirdiğini söylemediydin bana. Peki Amerika'ya kaç ay önce geldin? 4 ay önce geldim. Şu anda Osman Bey'in ikametgahı altındayız. Estağfurullah kardeşim. Şimdi biz patır patır görmüş olduğunuz ürünlerden ihtiyacımız olanı kadarını arabaya dolduracağız. Gidişte hemen şöyle cif çekti arkadaşlar. Türkiye'de çok kullanırdık ama fiyatı burada 3,5 dolarmış. Burada ilk kez kullanacağım. Burada hazır çorbalar var. Fiyatlar 1,5 dolar ama ben hazır içmeyi tercih etmiyorum. Evet, geldik çayların olduğu kısma. Bakın 500 gram Çaykur Rize turist çayını 4.80'e satıyorlar. Filiz çay ise 5.20. Bizim evde şu an demlik yok. Demlik yollamak isteyenler varsa hediye olarak adresi özelden sizlere. Bakın mesela arkadaşlar, orta boy bir tane demliğin fiyatı 42 dolarmış. Ben de bu sebepten dolayı sallama çay almayı tercih ediyorum. Aslında demliliğin pahalılığından değil de evde kim uğraşacak onunla? Aynen kardeşim. Ama burada sallama kalmamış arkadaşlar. Böyle çaylar var. Bunları da almayacağım. Çayı başka yerden tedarik ederim. Evet, geldik zeytin kısmına. 4,5 dolara gerçekten şunun tadını ben çok beğenmiştim. Bir tane bundan alacağım. İki tane de sabah kahvaltıda buna zeytinyağı, üstüne pul biber, bir de birazcık da limon sıktım. Bu çok güzel gidiyor. 3.80 fiyatı varmış. Fitness'a başlayacağım için sade kahve içmem gerekli antrenmandan önce. O yüzden Nescafe Gold'un 12,5 dolara şöyle bir paketi var. Ben normalde sade içemiyorum ama bir alalım, kendimi alıştırmaya çalışacağım. Bu tarafta da tahin, pekmez, balımız mevcut. Benim en sevdiğim kısımlardan bir tanesi diyebilirim. Gerçekten vücuda çok faydaları var. Bir adet tahin alacağım arkadaşlar. Şöyle tahinimiz var. Fiyatı 7.90 dolar. Bir tane de pekmez alacağım. Bu üzüm pekmeziymiş. Geçenlerde ben şunu aldım da çok hoşuma gitmedi. Aynen, dut pekmezi almışım yanlışlıkla. Bir tane de üzüm pekmezi alalım. İki tane de şu şekilde bal alacağım arkadaşlar. Şöyle de var. Bunun fiyatı 3.25 dolar. Bu 480 gram 4.35. Hangisi mantıklı lan? Hangisi? Evet, ikimiz de sözelci olduğumuz için bunu almayı tercih ettik. Evet, bu tarafta turşu kısımları var. Burada turşu çok ucuz arkadaşlar. 1 dolar, 1,5 dolar, 2 dolar. Hatta şurada bu 3 liraya döner yediğimiz zamanlarda böyle gerçekten cayır cayır canımızı yakan bir turşu çeşidi. 65 sent. Bir tane bundan alalım bence. Alalım ya. Alalım. Bir tane de şöyle biberle atalım. Bir tane de salatalık alıyorum. Arkadaşlar bu tarafta sodalar var. 6 tane Beypazarı'nı 3.90'a. Sarıkızı'da 3.49'a satıyorlar altılısını. Biz 24 tane alacağız. Yani 50 sentten 2 dolar kar kardır. Ya sana gittin onu mu aldın? Ben bir gün internet kafede çalışıyordum. Böyle bir tane adam geldi, kahveci abimiz sormuştu arkadaşlara ne içiyorsunuz diye. Ki birisi dedi çilekli soda, diğeri muzlu soda, öteki elmalı soda. Biri de dedi ki sadeli soda. Burada kağıt helva var arkadaşlar. En son herhalde 3 yaşımdaymıştım, 23 yıl önce. 3 tane alalım. 3 ev arkadaşı bunu çıtır çıtır akşam yeriz. Evet, şimdi geldik evin demir başlarına. Bulgurdur, pirinçtir, pilavdır. 1 kilo köftelik bulgur arkadaşlar 1 dolarmış. Oğlum çok ucuz lan. Bir tane bundan atalım. Arkadaşlar burada 4,5 dolara şöyle kaç kilo? 5 kilo bulgurluk pilav satılıyor. Yukarıda şöyle çeşidi de var. Bunun fiyatı 1.25'miş ama biz toptan şöyle 5 kiloluk alalım.
Makarna çeşitleri var burada da. Şöyle kuşkuş makarna mı neyse onu bilmiyorum. 2 dolara satılıyormuş. Burada da burma makarnalar var. Bunların fiyatı da 1.40'mış. 3 tane de makarna alacağım. Evet, geldik pirinç kısmına. 2,5 kilo duru baldo pirinç 11,5 dolara satılıyor. 3 tane 2,5, 5, 7,5 kilo pirinç alacağım arkadaşlar. Fazlasını sonra gelir alırız çünkü eskimesini istemiyorum. Şu uzun makarnalarda bizim Talha'nın gözü kaldı. Bir tane Ankara'nın şöyle bir uzun makarnasını alayım kardeşim. Evet, bu tarafta zeytinyağlar var. Bizim evde var da şu anlık ihtiyacımız yok. 500 mg 7,5, 1 litresi 13,5'a satılıyor. Altında da ayçiçek yağlar var arkadaşlar. Bir tane ayçiçek yağı ihtiyacımız var. Şunu ya da Ülker'inkini alalım. Ülker bizimin şöyle bir ayçiçek yağı var. Evet, benim en sevdiğim diğer kısımlardan bir tanesi şurada cevizli ezmeler var. Sabah kahvaltıda şipşak çok güzel oluyor. 2 tane cevizli ezme alıyorum. Tanesi 2.70'miş. Bir tane avjar diye bir şey varmış. Balkan sosuymuş. Fiyatı 3.40'mış. Denemek için bundan bir tane alabiliriz bence. Bu tarafta da salçalar var arkadaşlar. 3 dolar 15 sente 720 gram. Tamen domates salçası diyor ama üstünde biber var. Bu tarafta da bir salça var sanırım. Aynen, domates salçası. Bunun fiyatı 2 dolarmış. Bir tane domates, bir tane biber alacağız. Bakın, burada Maraş tarhanası var. 225 gramını 3 dolar 75 sente satıyorlar. Ben iki tane böyle akşamları yorgun olduğumda çitirdetmek için şimdilik alabilirim. Şurada arkadaşlar közlenmiş patlıcan var. Ben bir kere almıştım. Çok hoşuma gitmişti tadı. 2 dolar 40 sente 720 gramını satıyorlar. Talha kankam iki tane biskolatanın çikolatasını almış. Kendisi de biskolata erkeği olduğu için. Benim bir tarafım Maraşlı arkadaşlar. Maraş tarhanası hastasıyım. Bir tarafım da Kütahyalı, Tavşanlı'da. Tavşan'da leblebisi çok meşhurdur. Kusura bakmayın, alamayacağım, şekerli çok. Evet, bu tarafta da sucukların, kaşarların ve peynirlerin olduğu bir bölme var. Sucuk fiyatlarını göz gezdirelim. 13.85, 13.87, 10, 11, 12 dolar arasında sucuk fiyatları değişiyor. Biz bir tane peynir alalım. Peynirin fiyatı 13 dolar 85 centmiş. Yağlı beyaz peynir Pınar'ın. Evet, onun harici burada alacak başka bir şey bulamadık. Labne alabiliriz aslında bir tane. Labnelerin fiyatı 6.60'a da var, 7.48'e de var, 2.99'a da var. Burada da 4.15'e var. Şundan bir tane alalım dedi Talha. Bu tarafta da yoğurtlar var arkadaşlar. Bir tane yoğurt alsak aslında o da çok güzel işimizi görür. Tarihi geçmeden yeriz. Evet, sepetimize ben hiçbir şey atmamış gibi hissediyorum ama bayağı da doldurmuşuz sepeti. Genelde yumurta ve tavuk, pilav ağırlıklı, biraz da yeşillik ağırlıklı besleyeceğim için çok fazla buralara girmek istemedim. Şimdi abur cuburlara biraz dalacağım. Evet arkadaşlar, bu tarafta da bolca abur cuburların bulunduğu bir reyon var. Ben şöyle vazgeçilmezim olan bir tane halleyi almak istiyorum. Hatta evde 3 kişiyiz, bence 2 tane halleyi alalım. Bir tane böyle çok açlıktan karnım kıvranırcasına geldiğim pozisyonda bundan bir tane ağzıma atabilirim. Talha abim ellerine bunu almış. Pop kekle bir tane de. Bu benim en sevdiğim bu arada şey, gofret. Çok severim gofreti de. Bu tarafta da çeşit çeşit baharatlar varmış. Evimizde şu an acı biberle tuzumuz var. Arkadaşlar, şurada bir kimyon var ama bu bayağı bir büyük yani. Şu anlık bu kadar büyük bir kimyona ihtiyacımız yok. Fiyatı 4,5 dolarmış. Şuradan aslında 2 dolara şöyle billur tuz alabiliriz. Bu tarafta 1 dolar 25 sente çilekli, şeftalili, bir de burada incirli şey satılıyor. Ekmeğin üstüne sürülmelik. Adı aklıma gelmedi. Reçel satılıyor aynen. Ben pek fazla yemiyorum. Talha, sen seviyor musun? Tam sevmiyormuş. Bu tarafta da çikolatalar var. Şundan 2 tane atalım. Evet, buradaki işlemimiz şu anlık bu kadar sürdü. Bayağı bir arabayı doldurmuş bulunmaktayız. Şimdi 1-2 tane daha markete uğrayabiliriz. Bakalım ne kadar tutacak. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, fiş elimde şu anda, toplamda 209 dolar 79 sent tuttu. Şöyle odaklasın buraya. Şimdi ise gideceğiz, birazcık tavuk almamız lazım. Başka ekstra aklıma bir şeyler gelmiyor ama biz yine buluruz diğer markette. Arkadaşlar, bir de şu etten alalım dedik. 8 dolara yarım kilosu satılıyor. Ayrıyetten bir de kıyma alalım dedik. Bu da 6 dolara yarım kilosu. Arkadaşlar, etimiz bu şekilde. Direkt göstereyim sizlere. 25 dolar 65 sent tuttu. Tavuğumuz da burada. Bunun fiyatı da 25 dolar 30 sent tutmuş. Evet, gelmişken buraya sallama çay bulduk arkadaşlar. 6 dolara 104 tane içinde T-Bex varmış. Bir tane de bal küpün şöyle şekerini alacağız arkadaşlar. 1 kilosu 4 dolara satılıyor. Evet, bu tarafta da sebze kısmı var. Şimdi bir sürü alıp evde depolayıp bozulmaktansa gelip taze alıp yiyip, taze alıp yiyip, ben bazı şeyleri öyle düşündüğüm için çok fazla almıyorum aslında. Hani tavuğu, eti de öyle düşündüm. Açıkçası pek fazla içime sinmediği için sebzelerin görüntüsü, buradan direkt al diye geçelim.
Burada 1 kilo hurmayı 8 dolara satıyorlar. Çıkmadan gözüme değdi. Gerçekten çok canım çekiyordu. Bir tane de hurma alacağım. Arkadaşlar burası da şöyle göstereyim sizlere, 69 dolar tuttu. Yani toplamda 280 civarı bir şey oldu. Son bir yere daha uğramamız lazım. Hadi bir oraya doğru gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda Aldi isimli bir marketteyim. Daha önce buranın bir videosunu çekmiştim, 50 dolara öğrenci evine alışveriş diye. Burada ekmekler var. Şimdi ben yulaflı yulafsız çok anlamıyorum. Çok çeşit ekmek var burada da. 2-3 tane rastgele dolduracağım. Ben bunu çok seviyorum. 2 dolar 09 sente şöyle bir İtalyan ekmeğimiz var. Sanırım bu yulaflı bir ekmek bildiğim kadarıyla. Bakın trans falan yazıyor. Böyle bir şey de alabiliriz. Bir tane de şundan alalım. Bunun fiyatı da 2 dolar 9 centmiş. %100 diyor. Çok güzel bir şeye benziyor. Ben normalde Walmart'a gidip protein tozu alacaktım ama buradan da almayacağım, merak etmeyin. Bunların markaları çok kötü diye biliyorum. Ben fiyatı 17 dolar 49 sen sadece gösterme amaçlı. Şöyle bir protein tozunun arkadaşlar fiyatı görmüş olduğunuz gibi. Ben sadece protein tozu alıp fitness'a öyle başlamak istiyordum. Çünkü önce beslenmeme oturtmam gerektiğini düşünüyordum. Bir arkadaşımdan da yardım alıyorum bu konuda. İlerleyen zamanlarda supplementlerimi çoğaltmak istiyorum. Ama protein tozunu büyük ihtimal video TikTok Reels küçük bir video çekerim. Evet, bu tarafta sütler var, bu tarafta da yumurtalar var. 12'li yumurtanın fiyatı 3.33'müş. Geçen sene bu zamanlar hatırlıyorum 2 dolar 20 sent civarı falandı. Şimdi öncelikle bu kullanma tarihini kontrol edeceğim. December 20. Biz hangi aydayız? November, December. Daha bir ay gibi bir süresi var. O yüzden bayağı bir yumurta doldurabiliriz. 5 tane de 12'li yumurta aldım. Recording? Yes. You're not allowed to record in the store. I'm just recording myself. You know? Sir, if it was focused on your face, that'd be absolutely alright, because you have every right to record. I know. Arkadaşlar video çekmemin yasak olduğunu söyledi. Hemen acil çekeceğim. Bir tane üstü aldım. 3 dolar 89 sente şöyle bir pineapple suyu aldım. Ananas suyu. 4 dolara da şöyle bir portakal suyu. Bir tane yağ alacağım. Talha kankam beni düşünmüş, gitmiş 3 tane şöyle proteinli çikolata barları falan almış. Ne kadar tuttu Talha? 10 dolar. Talha. Arkadaşlar burada benim en sevdiğim kaşarlar var, mozzarellalılar. Bunların fiyatları da 3 dolar 79 sen. 2 tane de kaşar aldım. Bir tane de şöyle bir çikolata gördüm, bence bunu da atalım. Ketçap çok ucuzmuş arkadaşlar. 1 dolar 69 sente şöyle bir ketçap. Bir insan nasıl zeytine hayran olabilir diye sorabilirsiniz. 1 dolar 49 sente. 2 tane daha şöyle zeytin. Sık ezmesi. Bir tane de gevrek almış. 3 dolar 59 sente şöyle bir poşet elma. 3 tane de şöyle sarımsak aldım. Bu arada arkadaşlar kamerayı kendime çevirip duruyorum. Çünkü bir tane adam sürekli gözü benim üzerimde, kamerayı dışarı kesinlikle tutamazsın. Sadece yüzüne fokus olması lazım diyor. Adamı gerçekten böyle delirdim ama neyse. Keyfimizi kaçırmayalım. Bu ne lan? Ooo, Talha abim gitmiş bir kuru üzüm almış. Bir tane şöyle bir salata da atalım bari, eve yakışır bir şekilde. 1,5 kilo armut. 2 tane de domates, 1 adet brokoli. Deneme amaçlı şöyle ufak bir patates. Arkadaşlar son olarak bir tane de soğan alıyorum. 3 tane şöyle ufak el arabası doldurduk. Daha eksiklerimiz var ama bazı ürünleri günübirlik alacağımız için onu düşündükçe alacağız. Mesela badem, fındık, fıstığı ucuza başka yerden tedarik edeceğiz. Şimdi 50 tane marketle karşınızda gezmek istemiyorum. Hadi bir kasaya doğru gidelim. Evet arkadaşlar, bütün ürünleri buraya dizdik. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey almışız. Ben bu kadar aldığımızı düşünmedim ama elimde toplamda 3 tane fiş var. Hatta bir de şu şekilde göstereyim sizlere. Bayağı bir ürün almışız gerçekten. Evet, en son Aldi'de tatsız bir olay yaşandı az önce. Ben kamera çekerken adam sürekli gözü üzerimdeydi. 4-5 kere yanıma geldi. Beni gerçekten çıldırttı. En sonunda ben ürünler öyle giderken arkaya müzik konuluyor ya, hani ürünler akıyor böyle. Orada tıngır tıngır olur diye görüntü alıyordum. Böyle birazcık sert tepki geldi. Ben de dedim, ben de sinirlendim. I'm recording my items. Okay. But you cannot. I know. Only your face, not your item. You can do it outside. This is my. This is my items. Who cares? Who cares dedim. Yani çekebilirim dedim. Ben insanları kaydetmiyorum. Kötü bir şey yapmıyorum. Sessiz sakinim. Kimseye rahatsızlık vermiyorum. Sadece kendimi ve ürünlerimi çekiyorum. Satın aldıktan sonra dışarıda çek. Ben ödeyeceğim, bunlar benim ürünlerim dedim. Bayağı bir tartıştık. Her neyse, öyle karıştırmıyordum. Neyse, birinci fişimiz Türk marketinden aldığımız ürünlerin fişi. Bu toplamda 209 dolar tutmuştu. Şöyle odaklarsa. İkinci fişimiz de halal et ve tavuk aldığımız Arap marketinden aldığımız fişimiz. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı 69 dolar 78 sent. Şimdi 209 bir tutmuş, 69 bir tutmuş, yani 280 diyebiliriz. Bu da son fişimiz. Kavga gürültü çıktığımız marketten. Gerçekten kameranın, neyse karıştırmayayım. Bunun
Fiyatı ise 104 dolar 41 sen. Yani 380 dolar tutmuş. Ben bunları tek başıma yiyecek bir insan olmadığımız için üçümüzü düşünerek aldığımız ürünler. Bazı ürünler mesela tavuğu bir haftada bir yenileyebiliriz. Eti de aynı şekilde 3-5 günde bir yenileyebiliriz. Üstüne yeşillik eklenir, gözden kaçan şeyler olabilir. 380'i 3'e böldüğümüzde 125, 250, 370 yani 126 dolar 31 sent gibi bir ücret çıkıyor karşımıza. Yani kişi başı 126 dolara burada görmüş olduğunuz ürünleri satın almış bulunmaktayız. 126, 60 dersek 178 yapmaz, 188 yapar. Artı 10 dersek 198, eksi 2996 benim. Evet, videomuz buraya kadardı. Ben şimdi bütün ürünleri çıkarıp bu masanın üstüne dizip bir de kapak fotoğrafı alacağım. İzlenmemi birazcık daha olsa fazla etkiler diye düşündüğüm için. Ne kadar doğru bir insanım, görüyorsun değil mi? Tala kardeşimle beraber videomu sonlandırmak istiyorum. Evet Tala kankam, bir şey söylemek istiyor musun? Amerika'da ilk kez böyle büyük bir alışveriş gördün. Senin de ilk tecrüben oldu. Videomuz buraya kadardı. Kendinize dikkat edin. Like atmayı unutmayın. Daha fazla alışveriş videosu gelmesi istiyorsanız yine eve çıkmam lazım. Yani gelmez herhalde bundan sonra. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Öyle deneyim.